Olasılıktan sorular çözeceğiz arkadaşlar. Olasılık. Bir yaslan Hakan'a. Olasılıktan alıştırmalar yapacağız. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bir dikdörtgen çizelim sizlerle. Şöyle bir dikdörtgen. Bir de içine bir kare yapalım. Şöyle bir kare olsun içinde, tamam mı? Kare, evet. Kare de ters duruyor, tamam mı? Şimdi ABCD dikdörtgeni verilsin. KLPM karesi verilsin. Buna göre bakınız. Bura 3, bura üçgen. Bura 6, bura 10 olsun. O zaman bir şimdi böyle elimizde bir şey var. Böyle atış yapacağız şimdi birlikte. Tamam mı? Bu atış yaptığımız zaman o kırmızı bölgeyi vurma olasılığımız nedir? Soru bu. İşte bu olasılık arkadaşlar, bu istenilen yer 3 kere 3 buranın alanı, 6 kere 10 da hepsinin alanı. O zaman cevap 9 bölü 60. Tabi sadeleştirin. 3'e böl 20. Eğer bunu 5'le, bunu da 5'le çarparsanız demek ki hedefi vurma olasılığınız %15'tir arkadaşlar. Bunu da biz %15 diye ifade edebiliriz bu soruda. Başka bir soru çözelim. Mesela bir kare verilsin, kare. Bu karenin içinde diyelim bir dik üçgen. Bakın şöyle bir dik üçgen. Şimdi bizden istenen arkadaşlar bu ABCD karesinin her bir kenarı 10 santimetre olsun. Bu içteki üçgenin de 3, 4 olsun. Buna göre bakınız biz tüfekle atış yapıyoruz. Atış yaptığımız zaman mavi bölgeli yeri vurma olasılığımız nedir? Şimdi istenilen yer, bakın bu olasılık, üçgenin alanı 3 çarpı 5 bölü 2'dir. Aşağıda, yani karenin alanı da 10 çarpı 10'dur. O halde 15 bölü 2 çarpı 1 bölü 100 arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Burada sadeleştirme yapalım. 15'i 2'ye böl 7,5. Demek ki hedefi vurma olasılığımız %7,5 arkadaşlar. Şimdi olasılıkla ilgili başka bir soru çözelim arkadaşlar. Mesela böyle iki tane daire verilsin. Şimdi bunları numaralandıralım. A, B, hani ifade edelim. Şimdi burada mesela bu A kümesiyle İngilizce bilenler, B kümesiyle de Japonca bilenler diyelim. Japonca. Şimdi ben burada şunu demek istiyorum. Bakın. Mesela 4 kişi hem İngilizce hem Japonca biliyor olsun. 6 kişi sadece İngilizce biliyor olsun. 8 kişi de sadece Japonca biliyor olsun. Şimdi ben şöyle düşünün, bakın. Ben dil kursu açacağım. Dil kursu. Şimdi dil kursuna kabul edilecek, hani dil kursuna birçok öğretmen başvuruyor. Bu gördüğünüz İngilizce ve Japonca, İngilizce veya Japonca bilenlerin bulunduğu bir topluluktan bir kişiyi işe alacağım. Şimdi bu bir kişinin hem İngilizce hem Japonca bilme olasılığı nedir? Bakın bu olasılığı şöyle yapacağız. 4 kişi arkadaşlar olmuyor, bu boyamayı vazgeçtim.
Şimdi dört kişi hem İngilizce hem Japonca biliyor. O zaman 4 bölü 18 tamamı ya hani hepsi. Hani bu grupta kaç kişi var? 6 kişi var. Sadece İngilizce biliyor. 4 kişi var. Hem İngilizce hem Japonca biliyor. 8 kişi şuradaki 8 kişi de şuradaki 8 kişi de sadece Japonca biliyor. O halde bu grup tamamı, bu grubun hepsi toplam 18 kişi. O halde 2 bölü 9. Demek ki seçtiğim bir kişinin hem İngilizce hem Japonca biliyor olma olasılığı 2 bölü 9. Dolayısıyla dil kursuna da yani iki dil bilen kişiyi almak daha anlamlı değil mi? Hani bir adam sadece Japonca biliyorsa olmaz. Bir de İngilizce bilsin yanına daha iyi olur bence. Şimdi son olarak bir soru daha çözelim, bitsin. Mesela bak şimdi 7A sınıfında 10, şimdi şöyle düşünün bakın arkadaşlar, 7A sınıfında kaç tane öğrenci okuyor? 24. 24, aferin. Peki 7B sınıfında kaç kişi okuyor? 21. Peki ben şimdi teneffüste bahçede 7A ve 7B öğrencilerin hepsi bahçede oyun oynamaktadır. Şimdi iyi düşünün. Bunlardan biri düşüyor ve ayağı burkuluyor. Ayağı burkulan kişinin kız olma olasılığı nedir? Parmak. Ben gayet net sordum soruyu bak. Şimdi bahçede 7A 7B öğrencileri oyun oynuyordu. Hani teneffüs. Bunlardan birinin ayağı burkulmuş. Bu ayağı burkulan kişinin kız olma olasılığı nedir? Şimdi 10 artı 12 10 artı 12 bölü hepsi hani tamamı 10 20 30 39 43 45 mi? Bütün hepsi 45 kişi mi? 45. O zaman cevap 22 bölü 45. Sen 45 bölü 22 dedin Murat. 22 bölü 45 diyecektin. Şimdi peki bu A şıkkı olsun. B şıkkı. Bu düşüp ayağı burkulan kişinin kız ve 7A öğrencisi olma olasılığı nedir? Parmak. Cevap veriyorum. Bakmıyor. Arkadaşlar hem kız hem 7A öğrencisi sadece 10 kişi var. Hem kız hem 7A. O zaman 10 bölü 45 cevap. Soru bitti. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Şimdi ayağı burkulan öğrencinin erkek veya 7B'den olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar erkekler kaç kişi? 14, 9 daha bak erkekler kaç kişi? 23 değil mi? Şimdi düşün bak 23. Şimdi 14 artı 9 kişi bunlar erkek. Veya 7B diyor. O zaman 12'yi de buraya getireceksin. 45. O halde cevap 14, 16, 26, 35. 35 bölü 45'te 5'e bölü 7, 5'e bölü 9. Soru bitti arkadaşlar. Burada sormak istediğiniz yer var mı? Eğer bu soruda son olarak bir soru daha çözüm bitsin. De, eğer erkek ve
7B'den diye sorsaydım, o zaman cevap ne olurdu? Bak, erkek ve 7B. O zaman 9 bölü 45 olurdu. O da 1 bölü 5. Yani o da %20 olurdu. Yani erkek ve 7B'den birisinin olma olasılığı 1 bölü 5 arkadaşlar.